Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu, kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun, bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Eyvah dedim, galiba bir hata yaptım. O yüzden de adımız Takunyalı'ya çıkmıştı. O zaman bana hücum ediyorlardı. Belki babamın yarısı annemdir onu. Yani Semra'nın etrafında birdenbire papatyalar oluştu. Ne olacak, 3-5 çapulcu dendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir saldırı var. Bir ülkede kısa sürede tabuları yıkmak, kemikleşmiş alışkanlıkları kırmak, kafaları değiştirmek kadar güç bir şey olamaz. Nitekim 3 yıl sonunda Turgut Özal'ın temposu düşmeye başladı. Yalnız kalmıştı, yorulduğunu hissediyordu. Uzunca bir süredir de kalbi sıkışıyor ancak bunu gizli tutuyordu. 1987'nin Şubat'ında başbakanın gerekçesi tam belirlenmeyen bir Amerika gezisi açıklandı. Fakat kendi kafasında bir plan vardı. 1,5 yıl bu ameliyatı geciktirdi, yani olmadı ameliyat. Her an bir şey olabilir. Yapması gereken şeyleri kafasında sıralamıştı ve onları bitirmeden ameliyat olmak istemiyordu. Biraz geciktirdi. Giderken söylemedi kimseye. Orada hastanede ilk defa ilan etti. Zor bir ameliyattı, kolay değildi. Merhum Özal'ın bypass olmasından önce eşi dışında bu ameliyeyi bahsettiği iki kişiden birisiydim. Diğeri de Hüsnü Doğan'dı. Bana giderken, bak Hasan, Mehmet Keçeciler çok kabiliyetli ve sevdiğimiz bir insandır. Partiyi ona teslim ediyorum. Ama bazen pasif davranır. Bizi bu Hüsamettin Cindor'un karşısında suskun duruma düşürür. Ben seninle temas halinde olurum. Gereğini yap. Sen gerekli yerlerde dümeni eline alırsın. Onun için sana bunu söylüyorum. Diğerlerine söylemedim. Gidince bildireceğim deyip gitti. Kendisinden sonra Hasan Celal Güzel'in Hasan Celal Güzel'i uygun gördüğüne dair kafasında bir konuşmamızda bir şey olmuştu. Fakat dedi Hasan çok alıngan ve çok çabuk parlayan bir insan. Çok kıymetli bir çocuk ama çok alıngan ve çabuk parlayan bir insan. Yapabilir mi bilmem diye sadece başka bir zaman, başka şartlar içinde böyle bir konuşması oldu. Hayır, hiç öyle bir vasiyet olmadı. Hiç kimseyi düşünmüyordu. Daha doğrusu o ameliyatta ölümü falan düşünmedi ki. Ya vasiyeti olsun. Kalp ameliyatı da olabilecek olan bütün her şeyi anlattık kendisine. İşte depresyona girebileceğini, bir takım aksilikler olup kalbinin çalıştırılmama ihtimalini, bir takım risklerin olduğunu, beyne pıhtı atma riskinin olduğunu falan. O zaman bana telefon etti, helallik diledi. Annemden de helallik diledi. Ve bana da bir vasiyet yaptı o zaman. Bu 87'nin ilk aylarıdır. Dedi ki eğer bana bir şey olursa beni Mehmet Zahid Efendi'nin yattığı Süleymaniye şeyine defnedersiniz dedi. Yani bunu bana söyledi. Turgut Özal'ı sabaha karşı uyandırdılar. Ameliyathane hazırdı, doktorlar bekliyorlardı.
ameliyat olacağı sabah erken saat 5:30-6'da gelip aldılar. İğnesini yaptılar. Kıyafetini giydirdiler, ameliyat olacak. Duasını okudu. Namazını kıldı. Güler yüzle, hepimize gülümseyerek, hepimizi rahatlatarak gitti. Fakat yani o kapıda beklemeyi... Yani anlatması çok zor. O saatleri o kapıda beklemek kadar kötü bir şey hayatımda yaşamadım. Ameliyata biz de girdik tabii. Hani doktor üniformalarını giydip, gömleklerini. Onunla birlikte A'dan Z'ye kadar ileri ülkelerde bu tip operasyonlara mutlaka polis giriyor. Giriyor çünkü orada bütün insanların oraya giren, ameliyata giren hocaların da özgeçmişi vardı işte. Musa hatta göğsünü açarken şöyle bir davrandı. Yani kendisini korumakla mükellef olduğu bir insanın göğsünü açarken şöyle Musa'nın bir davrandığını gördüm. Ne yapıyorsun Musa diye takıldım. Ya gücüme gitti ağabey dedi. Bu dedi bunu nasıl yaparlar diye başbakanıma diye. Gücüme gitti ağabey diye. Ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakım odasında uyandı ve benden kağıt kalem işareti yaptı. Eli kolu hareket ediyordu. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir değişiklik yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum diye yazdı ilk önce kağıda. Semra Hanım biraz arkada duruyordu. Semra nerede, nasıl dedi. Geldi, konuştular ikisi. Yani daha doğrusu Semra Hanım konuştu. O da gözünle, işaretle, kafasıyla cevap verdi. Sonra ne istiyorsun dedi. Yine yazdı, müzik dinlemek istiyorum dedi. Ondan sonra Semra Hanım'la birlikte sorduk. Neyi dinlemek istiyorsun? O sıralarda çok meşhur olmuş, çok sevdiği bir şarkı vardı, Yunus Gibi diye. O Yunus Gibi'yi dinlemek istiyorum dedi. Sanıyorum ameliyatın dördüncü veya beşinci günüydü. Her gün olduğu gibi yine odasına girdim. Çok morali ve keyfi yerindeydi. Merhaba can dedi, merhaba efendim. Ya dedi, şu bakanlar kurulunu bir toplayıver, onlara bir konuşma yapmak istiyorum. Efendim ben bakanlar kurulunu nasıl toplayayım dedim. Kardeşim dedi, telefon et Hasan Celal Güzel'e, söyle o toplasın bakanlar kurulunu orada. Ben de buradan onlara konuşma yapacağım. Şaşırmıştım. Bir bakayım efendim dedim. Dışarıya çıktım. Acaba ameliyattan sonra insanlar böyle mi oluyorlar bu kalp ameliyatından sonra? Buna benzer şeyler duymuştum çünkü. Allah Allah dedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Can Pulağı hayretlere düşüren bu sistem aslında Amerika'da kullanılıyordu. Özal televizyonlardan görmüştü. Böyle uydu vasıtasıyla çok kimselerle söyleşi yaptım ama bu sefer de sizi de yapmak nasip olmuş. Biraz da garip oluyor buradan oraya konuşmak ama çok geçmiş olsun. Herkesin dediği gibi onu bir kere tekrar edeyim. Hem benim kendi adıma hem gazetem adına hem de eşim adına. Bir okuyucu ricası ne olur... geldiğinizde çok fazla deve kestirtmeyin Sayın Başbakan. Biliyorum siz hayvanları çok seversiniz. Deveden başlayalım. Ben hiçbir seyahatimde çok hazırlamışlardı. Deve kestirtmedim. Daha görür görmez affedildi o deve, sakın dokunmayın diye. Bunu herkes bilir. Çünkü hakikaten deve kesilmeye başlandığı veya kesileceğini anladığı zaman ağlamaya başlıyor. Herkes de bunu duyuyor. Başbakanın bu arzusu Türkiye'nin ilk defa telekonferans sistemiyle tanışmasına yol açtı. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre 1986 yılında cari işlem açığı 700 milyon dolar olarak öngörüldüğü halde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış borçların 30 milyar dolara yaklaştığı da biliniyor. Ayrıca petrol sebebiyle olmakla beraber netice itibariyle ihracatımızın ithalata göre daha fazla gerileme kaydettiği de görülüyor. Orta direğin hayatı bakımından da anahtar rolünde olan bu döviz meselesini özellikle önümüzdeki yılda nasıl halledeceksiniz, nasıl kaynak temin edeceksiniz? Bunu rica ediyorum. Teşekkür ederim. Önce kabine, ardından da basın ameliyat sonrası Özal'la uydu aracılığıyla buluştu. Hastane ücretlerine gelince doktorların bundan ayrıca bir para almıyor.
bana bu hususta kendileri bir mektup yazmışlardır. Şahsi dostlarımdır. Çok evveldir bunları tanıyorum. Kendileri aynen meslektaşlarından para almadıkları gibi bizim bu ameliyatımızdan dolayı da doktorlar sadece, hastane değil, bu ameliyattan herhangi bir para almayacaklarını bana ifade ettiler. Turgut Bey'in ameliyattan Türkiye'ye dönüşü epey uzun sürmüştür. Şu güne nazaran. Hatta su toplamaları falan da oldu. Ciğerinde su toplamaları oldu. Egzersizler yapıyorduk biz otelin altında. Yürüyüşler yapıyorduk. Türkiye dönüşümüzde Londra bir istasyondu. Londra'ya uğrayıp, çünkü ameliyattan sonra direkt o kadar uzun yolculuğu yapılmasını doktorlar da pek sağlık vermediler. Houston'da ameliyat sonrası kaldım. Tabii memleketimi çok özledim. Vatandaşlarımı çok özledim. Bugün hakikaten memnunum. Sıhhatim gayet iyi. İnşallah kısa bir süre sonra pazar günü Ankara'da olacağım. Bu geçirdiğim süre içinde bana gerek telgraf, gerek telefon eden, gerek mektup yollayan, gerekse dua eden bütün vatandaşlarıma en derin sevgilerimi, saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Biraz sonra ayrı geleceğiz Londra'ya. Ondan sonra da inşallah Ankara'da vatandaşlarımızla buluşacağız. Sağ olun. Özal Houston'dan ayrılıp Türkiye'ye dönüş yolunda soluklanmak amacıyla indiği Londra'da büyük bir krizin ortasına düştü. Ege'de sular ısınmış, kıta sağlığı nedeniyle Türkiye ile Yunanistan bir savaşın eşiğine gelmişlerdi. Yunanistan'ın Taşoz Adası'nın o zaman güneyinde petrol arama ruhsatı verdiği ve burada kazı çalışmalarına başladığı dair bilgiler Houston'a bize ulaşmaya başlamıştı. Ve biz de kendisini bilgilendiriyorduk. Ancak esas kriz Houston'dan ayrılıp Londra'ya geldiğimiz sırada patladı. Yunan idaresi çoğunlukla yaptığı gibi iç politikaya dönük bir blöf yapmıştı ve bize gerçekten yetkisini aşan bir şekilde hücum etmişti. Bu arada biz de Hora'yı yola çıkarmalıydık bizim kanaatimize göre ve onların bu blöflerini görmeliydik. Yunanistan bunu savaş sebebi olarak da ilan ediyordu ama hiçbir hazırlığının olmadığını da öğrenmiştik. Hemen Milli Güvenlik Kurulu'nu olağanüstü olarak toplantıya çağırdı. Yunanistan'ın amacı Ege'de petrol aramalarına başlamak, Türkiye'ninki ise bu girişimi durdurmaktı. İki ülke donanmaları karşı karşıya gelmişlerdi. Netice itibariyle bir takım karşılıklı alarmlar verildi. Bazı birliklerin harekete hazır hale getirilmesi, bazı yer değiştirmeler gibi şeylerdir tabii. Bunlar gizli vesikalardır bunlar. Yani her kademede kendinizi savunmaya bir kademe daha ileriye götürecek tedbirlerdir bunlar. Genelde o kadar söylenebilir. Ülü Paşa'nın bazı tereddütleri vardı. Silahlı kuvvetlerin hazır olmadığını, özellikle tesis ve haberleşme sisteminde Ege'de boşluk bulunduğunu, bunları tamamlamamız gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu bir devlet sırrı mahiyetinde farkındayım ama sonradan o boşluk bir derildi. Şimdi ben televizyonu seyrederken bir baktım CNN'de. Bir tane Tuğ General çıkmış konuşuyor. Dedim Tuğ abi bir şey var. Nedir o dedi. Ya televizyonda dedim bir general çıktı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki oradan gideceği şu gün şu tarih saatte gidecek. Harp sebebidir ve biz buna mukabele ederiz diye şey yaptı. Ya dedim buna sen bir baksana dedim. Hemen çıktı televizyona geçti. Dinledi. Şoke oldu. Yalnız o sırada bir hata yapıldı. Şimdi de yerli yersiz bazı bildiriler yayınlayan Genelkurmay Genel Sekreterliği. Genelkurmay Genel Sekreterliği'nde bir Tuğ General bizim kendisine böyle bir talimatımız olmamasına rağmen bir bildiri yayınladı. Bildiri de
asarız, keseriz, biz böyle çok aslan milletiz, çok büyük orduyuz gibi ifadeler var. Turgut Bey açtı bana, bir güzel verdi, veriştirdi. Yahu dedi, o neydi o bildiri, o generalin bildirisi neydi? Siz dedi, niye generallere bildiri yayınlatıyorsunuz? Dışişlerinde hiç asker konuşur mu falan diye bir takım şeyler söyledi. Kriz büyüdükçe Özal doğrudan doğruya krizin yönetimini Londra'da kendisi üstüne aldı. İki donanmanın temasına çok kısa bir süre kala Özal bulunduğu otelin lobisindeki İngiliz BBC televizyonunu yukarıya çağırdı. Ve krizi bir cümleyle noktalayıverdi. Eğer Yunan araştırmaları kendi karasuları dışına çıktığı takdirde biz de kendi karasularımızın dışına çıkacağız. Ama ilk hareketi onlardan bekliyoruz. Bu noktada Yunanistan herhangi bir şekilde gemimize müdahale ederse ki Papandreou bunu söylemektedir, biz de aynı mukabeleyi kendisine yapacağız. Yani netice itibariyle bu bir harp sebebi olabilir. Hiç arzu etmediğimiz halde bir harp sebebi olabilir. Bir maceraya girişmemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tabiatıyla Yunanistan için büyük bir fecaat olur. Onu da huzurlarında açıkça ifade edeyim. Söylediği şey şuydu. Eğer bize dokunurlarsa biz de onlara gerekli cevabı veririz. Ana fikrini işliyordu. Yani burada bir anlamda çıkış yolunda beraberinde gösteriyordu. Ve Türkiye'yi ve Yunanistan'ı bir facianın eşiğinden döndürmüş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ardından Yunanistan Başbakanı Papandreou'yu telefonla aradı. İlk defa bir Türk Başbakanı kriz süresinde Yunan Başbakanını arıyordu. Sonuca biz şaşırdık kaldık. Çok dostane bir konuşma yaptı. İnsanların kaderlerinin, milyonlarca insanın kaderlerinin bu görüşmeye bağlı olduğunu, alınacak olan bir yanlış bir kararla iki ülkenin harbe girebileceğini, bunun sonuçlarının her iki ülkeye de çok büyük zararları dokunabileceğini ama karşılıklı konuşarak krizi önleyebileceklerini söyledi. 5 dakika sonra bitti mi diye baktığımızda, içeri girdiğimizde Turgut Bey gülümsüyordu. Kriz bitmiştir, geçmiş olsun arkadaşlar dedi ve gerçekten kriz bitti. Özal bu krizden çıkan derslerle Yunan Başbakanı Papandreou'nun adeta üstüne gitti. Amacı geleneksel Türk-Yunan düşmanlığını, kısır döngüyü kırmaktı. Nitekim bu olaydan bir yıl sonra İsviçre'nin Davos kentinde Yunan Başbakanı Papandreou ile görüşüp ilk yakınlaşma sürecini başlattı. Ardından da aynı yıl 1988'de Yunanistan'a 30 yıllık bir aradan sonra ilk resmi ziyareti yapan başbakan oldu. Ancak Özal'ın uzattığı bu zeytin dalı yıllar sonra yeşerebilecekti. Turgut Özal Londra'da 96 saat süren Ege krizini çözdükten sonra Türkiye'ye hareket etti. 56 günlük ayrılık artık bitmişti. 30 Mart 1987'de Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ancak hemen ardından bu ameliyat acaba Özal'ı değiştirdi mi, değiştirmedi mi tartışması başladı. Özal'da ben bir takım değişiklikleri ameliyattan sonra gördüm. Bu daha çok belki karakter, davranış biçimlerinde daha çok. Davranış biçimlerinde bir değişiklik olduğu kanaatine vardım. Özellikle Özal her şeye rağmen tenkitlere açık bir kimseydi. İtirazlar halinde ısrarcı olmazdı. Ama ameliyattan sonra daha çok ısrarcı oldu. Kendisi bir korkuyu ifade etmedi. Ama yaklaşımlarında daha bir yumuşaklık, daha bir şefkat, daha bir sevgi fazlalaşması vardı. Biraz değişti. Yani biraz değiştiğinden kastım, hadiselere reaksiyon verişinde Amerikalıların deyimiyle fitili biraz kısalttı. Eskiden çok daha toleranslıydı, şimdi daha çabuk reaksiyon verebilir hale gelmişti. Başbakan ameliyattan sonra değişti mi, değişmedi mi bilinmez. Ancak Özal'ın bir konuda fikrinin değiştiği o günlerde açıkça anlaşıldı. 1960'lı yıllarda Özal Avrupa Birliği'ne karşıydı.
Devlet Planlama Teşkilatı döneminde ortak pazarı Hristiyan kulübü olarak görüyordu. Turgut Özal'ın planlama müsteşarlığı döneminde o zaman ortak pazar olarak bilinen çalışmalara bir taraftan hizmet ederken bir taraftan da bu konuda çok fazla sempatik olmadığını, aksine bizim Orta Doğu'da İslam ülkeleriyle yapılacak anlaşmaların daha ön planda olmasını istediğini söyleyebiliriz. Yani Turgut Özal'ın o dönemi daha dışa kapalı, daha öze bağlı, daha fazla batıdan çok kendi bölgemizdeki ülkelerle ticari ve ekonomik münasebeti ön plana alan bir dönemdi denilebilir. Bir gün o zamanki Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yapılan bir toplantıda Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuya en fazla ağırlık veren, yani Türkiye'nin Avrupa topluluklarıyla ilişkilerini en fazla savunan Tevfik Saracoğlu, toplantıdan dışarı çıkınca Turgut Özal kendisinin yakasından tutarak Türkiye'yi hiçbir zaman işte ya Katolik Birliği ya Hristiyan Birliği'ne sokturmayacağını söylemiş. Turgut Bey'in ortak pazar konusunda olumsuz düşündüğü zamanlar oldu. Bunlar oldu. Ama bu milli selametle öbür konularda her konuda aynı düşündüğü anlamına alamamalı. Yani bu Avrupa Birliği ondan evvel AET'ye bakış yönünden değişen şartlar içerisinde çok kimsenin görüşü, kanaati değişmiştir. Biz bundan birkaç sene önceye kadar mesela Refah Partisi'nin bir belli döneminde de AET'ye karşıydık. Türkiye'de tabuları yıkan Özal kendi kafasındaki kalıpları da kırıyordu. Hükümet ilk resmi başvurunun yapılmasını kararlaştırdı. Birçok çevre Özal'ın reddedileceğimizi bilerek bu yola mahsus gittiğini ileri sürdü. Özal'ın bu konuda samimiyeti hakkında tereddüt vardı. Bir kısmı diyordu ki işte biliyorsunuz Özal'ın eski şeyini, İzmir adayıydı. MHP. Binaenaleyh Özal'ın Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müracaatı su götürür şeklinde düşünenler vardı. Benim samimi kanaatim bu işi çok içten istiyordu. 13 Nisan 1987'de Başbakan Özal, Türkiye'nin geleceğini en çok etkileyecek bu kararını Türkiye'ye açıkladı. Avrupa Müşterek Pazarına, yani EEC'ye müracaatımızı yarın sabah oranın saatiyle 8.30'da yapıyoruz. Bana tek bir şey söyle. Haysiyetimizle oynatma. Bu bana çok ağır geldi. O zaman görevin ne kadar ağır olduğunu bir kere daha hissettim. Yani müspet bir olay olduğu için filan meraklarını çekiyor değil. Nereden aykırılık var? Düşüncelerine ters gelen bir şey var. Nereden çıktı bu Türkler? Ne hesapla yapıyorlar bunu? Orada şeyi yaptık işte. Sunuş yapıldı, şeyler içildi, şampanyalar içildi. Herkesi nasıl kabul ettilerse öyle yaptılar. Sayın Bozer çok heyecanlı, güzel bir konuşma yaptı. 1980'lerin sonuna gelirken artık dünya çok farklıydı. Soğuk Savaş dönemi kapanıyor, Gorbaçov perestroika politikasını başlatıyor ve ilk defa Sovyetler ile Amerika büyük silah indirimi anlaşmalarına giriyorlardı. Rüzgarlar Türkiye'yi de etkilemekte gecikmedi. Özal yıllar boyunca korkulan komünizme karşı zırh olarak kullanılan Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılmasını gündeme soktu. 163. maddenin de kaldırılmasını istedi. 141-160 günden de ben de korkuyordum. Ben
bütün ömrüm boyunca komünizmden çok korkan, çok endişe eden birisiydim. Siyasi hayatımı yönlendiren hadise de komünizm korkusuydu. Komünizm endişesiydi. Çünkü komünizm bizim için Rusya'nın işgali demekti. Ülkenin elimizden gitmesi demekti. O sebeple 141-142 kalktığı zaman korkuları duyuyordum. Ter basıyordu milletvekillerine. Bir kısmı 141-142 kalkacak diye ter basıyordu. ANAP içinde en yankı yaratan adım ise Türkiye İşçi Partisi lideri Behice Bora'nın cenazesinin eski milletvekili olduğu için resmi törenle kaldırılmasına izin verilmesiydi. Ve teşkilatlar beni ateşe tuttular. Nasıl olur da siz Behice Boran gibi bir kimseyi mecliste ay yıldızlı bayrağımıza sarar, onunla beraber defnedersin. Ya ölmüş adam, ölmüş hanımın arkasından bir şey olmaz, bunlardan bir şey çıkmaz diyordu Turgut Bey. Biz de öyle söylüyorduk. Teşkilatlara yatıştırıyordum. Bayağı sıkıntılar çektim. Türkiye Komünist Partisi'nin önde gelen iki ismi Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun Türkiye'ye dönüşleri ve şarkılarında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla vatandaşlıktan çıkarılan ünlü sanatçı Cem Karaca'nın affedilmesi yeni dönemin sinyallerini oluşturuyordu. Turgut Bey Hannover Fuarı'nı ziyaret etmek üzere Almanya'ya geldi. Sayın Turgut Yılmaz, Mesut Bey'in kardeşi aldı beni yukarı çıkardı. Ben odasına girdim. İşte hoş bir suit, hoş bir daire. Eşi saygıdeğer Semra Hanım'a, bak dedi Cem Karaca hani şarkıcı var ya dedi. Saygıdeğer eşleri de her zamanki mütebessim tavrıyla tanıyorum dedi. Cem kendisini anlatmaya çalıştı. Türkiye'den kaçmak zorunda kaldığını, Türkiye'de arandığını falan söyledi. Cem'in şöyle bir eline dokundu. Dedi ki memleketine döneceksin. Hiç kimse hasretle yaşamamalı. Herkes bazı şeyler yapmış olabilir. Bunun suç olup olmadığına karar bile verilmedi daha. Memleketine dön. Eğer suçluysan cezanı çek. Suçlu değilsen hemen serbest kal. Hiç buralarda da sürünme. Ben sana bu teminatı veriyorum dedi. Ben 87 yılında ya devlet paşa ya kuzgun leşe deyip atlayıp Türkiye'ye geldim. Benim hayatımda ilk defa başbakan konsere geliyor. Yani yine Tamir Üçlüğü'nü söyledim, Adil Hoşbebe'yi söyledim, efendime söyleyeyim. Yani repertuvarımda var olan Kerem gibi giden, Nazım Hikmet'ten, Ceviz Ağacı filan gibi şarkıları söyledim. Ama o benden arım balım peteğimi istemedi. O benden rahmetli Yarım Porsiyon Aydınlık adlı şarkımı istedi. Her zamanki köşenizde, her zamanki barınızın önünüzde viski ve havuç ve bir eliniz çenenizde. İşte böyle bir şey yani. Türkiye Avrupa Birliği'ne başvurmuş, dünyadaki yumuşama havasını hissetmiş ancak özgürlükler konusunda gereken adımları atamıyordu. Ekonomi liberalleşmiş, siyasette ise 12 Eylül'ün tortuları hala vardı. ANAP hükümeti sırasında 3000'e yakın yazar, çevirmen ve gazeteci yargılandı. İşkence sürüyordu. 500'e yakın eser toplatıldı. 368 yayın imha edildi. Türkiye hala yasak yayın diye kitap yakıyordu. İnsan hakları ve hukuk ve demokrasi konularında altını çizerek tekrar söyleyeyim. Turgut Bey'in geldiği siyasi gelenek ve kendi şahsi kültüründe bunların fazla yeri yoktu. Şu böyle bir dairesi yoktu. Yani o meseleyi tepede makro düzeyde halledebilirse adeta milletin de buna kendiliğinden ayak uyduracağını düşünüyordu. Ondan dolayı da özgürlükler, demokrasi, ihtiyaç sahipleri, buna ihtiyaç duyan insanlar onun ilgi alanında çok fazla değildi. Sadece kendi işine gelen, din ve vicdan özgürlüğünü kendi anlayışına göre genişleteceğini ileri sürdüğü, 163. maddenin ceza kanunu 163. maddesinin kaldırılması için uzun yıllar uğraşmıştır. Ama düşünceleri ifade özgürlüğü konusunda hiçbir ciddi adım atmamıştır Turgut Özal. Tam tersine kısıtlayıcı yasalar getirmiştir. Özal bir felsefe, bir değer, bir ideal olarak demokrasiye inanmıyor. Özal kendi amaçlarını gerçekleştirmeye inanıyor.
kendi amaçları nedir? Bir politikacının amaçlarıdır. Bütün politikacıların hayali nedir? Kendisini destekleyen bir sınıf yaratmak. Özal devleti sivilleştirmek istiyordu. Kafasında da aşamalı bir plan vardı. PKK ile mücadeleyi olağanüstü hal bölge valiliği kurup bir valiye bıraktı. MİT müsteşarlığına bir sivil atayacak, silahlı kuvvetleri de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlayacaktı. Ancak daha adımlarını atamadan asker ve sivil otorite karşı karşıya kalıverdi. Ve her şey erken dağıtıma verilmiş bir davetiye ile başladı. Normal olarak 30 Ağustos'a kadar Necdet Ümit Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olarak devam etmesi gerekiyordu. Ondan sonra da hak sahibi, o sırada Kara Kuvvetleri Komutanı olan Necip Doğumtay Paşa'ydı. Fakat Necdet Ümit Paşa kendi yerine ikinci başkanı olan Öztorun Paşa'yı istiyor. Ama Öztorun Paşa'nın da aslında süresi onunla beraber doluyor. Eğer Necdet Ümit Paşa 30 Ağustos'u beklemeden birkaç ay önce ayrılsa, istifa etse, bu defa Öztorun Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olması mümkün hale geliyor. Plan buydu ve bu plan alışılmışın dışında bir plandı. Necdet Ümit Paşa da bunun farkındaydı ama bunu çok istiyor. Çok iyi, çünkü eskiden beri beraber çalışmışlar, çok iyi arkadaşlar. Ama Ağustos'u beklemedi de dedi ki efendim ben daha evvel emekli olacağım. Temmuz'da galiba. Temmuz'da bir istifasını verdi. Niye yapıyorsun bunu dedim. Dedi ki efendim şimdi terfilerde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Terfiler orada konuşulacak. Ben ayrılıyorum artık. Benim de o şurada bulunmam manasız oluyor. Vallahi bana biraz garip geldi. Garip geldi dedim. Ama o ısrarlı oldu. Peki öyle yaptık. Bir davetiyenin çok önemli bir rolü olmuştur. Necdet Ümit Paşa ta 30 Ağustos resepsiyonunun davetiyesini Haziran'dan bastırmıştı. Ve bu davetiyeyi hala saklarım. Çünkü ben de davetliydim. İşte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ümit'in Genelkurmay Başkanı'ndan ayrılması, yerine ikinci başkan Necdet Öztorun'un geçmesi dolayısıyla verilen resepsiyona teşrifiniz rica ediliyordu. Bunu alıp götürünce Turgut Bey kulaklarına kadar kızardı. Evvela sonra da mosmor kesildi. İyi hadi bakalım yapsınlar da görelim bu resepsiyonu dedi. Davetiyeyi aldığı gibi randevusu olmamasına rağmen köşke çıktı. Necdet Öztorun'u Genelkurmay Başkanı olmasını istemiyoruz dedi. Ya nereden çıkardın sen şimdi dedim. Bu zamana kadar bekledin dedim. Şimdi son dakikada git bunu söylüyorsun dedim. Yarın görüşürüz seninle dedim. O arada ben konsey üyesi arkadaşları topladım. Geldiler. Dedi ki ya böyle bir durum var, ne yapacağız? Necip Doğumtay ben de seviyorum. Ve Necdet Ümit'e da söylemişimdir. Demişimdir ki Doğumtay Necdet Öztorun'dan bir parmak yani bir kademe daha üstündür. Esasında olaylar öyle gelişti ki Öztorun Paşa'm hemen hemen kesinleşmişti terfi. Benimki de belki bir sene uzatılacaktı. İşte ertesi sabah bu haber iletildi bana. Gayet tabii biraz hayret ettim. Sevinmeme imkan yok. Haziran'ın sonunda benden evvelki Genelkurmay Başkanımız Ümit Paşa'yı karşılama gidiyordum. İzmir'den, izinden dönüyordu. O sabah Öztorun Paşa ikinci başkan olarak, pardon Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kendisini meydana karşılamaya gidecekti. Ben de ikinci başkan olarak meydana gidiyordum. Çankaya'dan indim. Karşı taraftan arabasının yukarı doğru çıktığını gördüm. Halbuki meydana gitmesi lazımdı. Orada bir gariplik olduğunu hissettim. Çankaya'ya doğru çıkıyordu. Meydana da biraz sonra gelmedi. Gece bir bakanlar kurulu. Gece yarısına doğru toplantısı yapıldı. Bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanlar itiraz ettiler. Çok fazla korkanlar oldu. Bu itirazcılardan birisi de Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'di. Fakat Turgut Bey epeyce onları ikna etmeye çalıştıktan sonra arkadaşlar
Ben bunu katiyen kabul etmem. Bunu kabul etmemiz demek Türkiye'de yönetimin el değiştirmesiyle aynı manaya gelir. Hiç uzatmayın bunu. Hadi bakayım. Biz bu kararnameye koyduk. Ben de şimdi imzalıyorum dedi. Sayın Orgeneral Necdet Uru. Kendisi 2 Temmuz itibariyle vazifeden affını ve emekliliğini istemiştir. Zaten kanuni süresi de bu Ağustos'ta dolmaktadır. İlk önce ben şahsen hükümet olarak bir sene daha uzatma imkanı arayalım. Çünkü kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkimiz var diye düşünmüştüm. Kendisi bunu arzu etmedi ve emekli olacak. Ve o gece, yani operasyon yapıldığı gece bir tedirginliğe yol açtı. Herkes o gece bir şeyler olacağını bekliyordu. Buna bir hareket mi diyelim, bir tepki mi diyelim, tam adını koyamayacağım ama bir hareket bekleniyordu bununla ilgili Ankara'da o gece. Biz beraberdik sabaha kadar. Ben koruma müdürü ve kendisi. Konuya fazla girmek taraftarı değilim ama hiyerarşik düzen içerisinde olması gereken neyse yapıldı, oldu, bitti işin aslında. Şimdi biz güvenlikten sorumlu olduğumuz için güvenliğin icabı neyse ben onun gerekeni arkadaşlarımla birlikte yaptım. Bugün de yaparım, yarın da yaparım. Kim olursa olsun. Özal'ın yaptığı kural bakımından, siyasi tercih kuralı bakımından doğruydu. Yani Özal'ın yaptığı doğruydu veyahut yanlış değil de Özal'ın yaptığı kanuna aykırı değildi yani demek istedim. Turgut Özal haklıydı. Bu emri vakıyı kabul etmeyerek Orgeneral Necip Torumtay'ı Genelkurmay Başkanlığı'na getirmesi yasal, anayasal, meşru siyasi iktidar hakkını hükümet olmanın ona verdiği yetkiyi son derece uygun bir şekilde kullanmasıydı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Sayın Necip Torumtay Kara Kuvvetleri Kumandanlığı'na ve bilahare de Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek. Bu arada ben bunu karar vereceğim sırada Özal İstanbul'da bir beyanat verdi. Dedi ki efendim Genelkurmay Başkanı'na olmasını Necdet Öztürk'ün Bakanlar Kurulu istemedi. Hoppala, kıyametler koptu işte basın. Bana geldi, çağırdım. Niye bu beyanatı verdin sen dedim. Bunu biz halledecektik. Sonra çağırdım şey Necdet Öztürk'ünü. Dedim ki Necdet, bu durum böyle. Biraz üzüldü. Üzülecek tabii. Yani üzülmemesi mümkün değil. Ama dedim Necdet, bu durum böyle. Öztürk'ün uzun bir konuşma yaptı. Hem veda konuşması hem arkadaşlarına yapılması gereken silahlı kuvvetlerde komuta kademesindeki çalışmaları anlattıktan sonra güzel bir konuşma yaptı ve çok alkışlandı. Daha sonra Torumtay Paşa konuşma yaptı. Onun alkışının biraz az olduğunu hissettim ben. Paşalar Operasyonu Özal'ın iktidarı 12 Eylül'den iyice almasıdır. Yani askeri dönemlerin hemen seçim yapıldığı gün bitmesi mümkün değil. Bu 27 Mayıs'ta da böyle oldu. 12 Mart'ta da böyle oldu. Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler tarafından içine atanmış kişi emekli edince 12 Eylül orada bitti. 1987 yılı Özal için hayli zorlu geçiyordu ve henüz de bitmemişti. Bütün bu gelişmeler yaşanırken siyaset kapılarını 12 Eylül harekatının gömmek istediği Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan zorlamaya başlamıştı. Yasakların kaldırılması kampanyası açılmıştı. Özal ağabeyi Süleyman Demirel'le ilk defa karşı karşıyaydı. Acaba Özal Süleyman Demirel'i kuyuda mı bırakacaktı yoksa elinden tutup çıkaracak mıydı?